Gebelikte kromozom anomalisine yönelik yapılan testlerden ilki 11-14. haftalar arası yaptığımız ikili test. Bu testte tercihen bizim gibi sertifikalı bir perinatolog ultrasonografi ile fetusun, bebeğin ense saydamlığını değerlendiriyor. Beraberinde burun kemiğini, kalbe gelen duktus venoz dediğimiz bir kan akımını değerlendiriyoruz. İ i̇laveten anne kan veriyor bu kanda. PAPA ve beta hCG denilen iki tane protein bakılıyor. Ultrasonografi artı bu kan testi ile Down sendromlu bebeklerin fetüslerin %85'ini yakalayabiliyoruz. 16-20. haftalar arasında ise üçlü tercihen yani mümkünse dörtlü test yapılabiliyor. Bu testte dörtlü testte alfa fetoprotein, estriol, beta HCG ve inhibin A dediğimiz 4 tane protein bakılıyor. Bu testin hassasiyeti ise Down sendromu yakalamak açısından %80. Tipik olarak Birinci trimester testi çok düşük riskli ise ikinci trimester testi yapılmayabiliyor. Yalnızca AFP denilen üçlü veya dörtlü test elemanına bakılarak ensede sırtta açıklık açısından fetusta bir risk var mı bunu da değerlendirebiliyoruz. Bir diğeri de önerilen 18 ila 22. gebelik haftaları arasında biz perinatologlara tüm gebelerin yönlendirilmesi ve fetusları detaylı bir ultrasonografi ile değerlendirmemiz. Bu ultrasonografide en temelde bebekte hayatla bağdaşmayacak ciddi bir doğumsa anormallik var mı? Tüm organ sistemleri için bunu değerlendiriyoruz. Buna ilaveten aynı dönemde kromozom anormalliklerine yönelik bebeklerde bir belirteç var mı? Buna da bakıyoruz.